Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Buket Baran. Spotify'da Senior Product Manager olarak çalışıyor. Personalization ekibinde. Hoş geldin Buket. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim Eren. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Bugünkü kaydımızı Stockholm-İstanbul arasında yapıyoruz. Evet. Zoom katkılarıyla. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Öncelikle kendini tanıtabilir misin? Spotify'da neler yapıyorsun? Onlardan biraz bahsedelim, sonra giriş yaparız. Tabii ki. Ben engineering mezunu, elektronik mühendisi olarak başladım aslında kariyerime. Ama kesinlikle mühendislik yapmadım. Stajımı Arçelik'te bir R&D laboratuvarında yapmıştım. Ondan sonra birazcık daha hani business tarafında olmam gerektiğini düşündüm. Sonrasında da zaten ilk işim Product Specialist olarak başladı. Bir 3 sene kadar Vestel'de Product Manager olarak çalıştım. Orada tabii yaptığımız iş birazcık daha şeydi, hardware product'lar üzerineydi. Sonra ilk software product management'ımı Komodo'da, bu Komodo Internet Security aplikasyonunun global product manager'ı olarak başladım. Orada da işte yaklaşık bir 3 sene kadar çalıştım. Sonrasında Amazon'a geçtim. Amazon'da bu defa International Technology Departmanı'nda aslında bu Amazon'un kendi web sitesi üzerinde farklı farklı customer experience'i geliştirecek projelerde görev aldım. Orada hani belirli bir şey yoktu, işte şuradan sorumlusun veya buradan sorumlusun gibi değil de hani overall bütün web sitesinde customer experience'i geliştirecek ne türlü projeler üretilebilir, ne yapılabilir? İşte bunun içine personalization da girdi. İşte hani kişiselleştirilmiş deal'lar, o widget'lar üstünde çalışma da girdi vesaire. Tabii öyle olunca ben birazcık böyle machine learning tarafına kaymış bulundum. Zaten hani ilgim de vardı. Böylelikle yolumu Spotify'a çevirdim. Şimdi Spotify'da personalization ekibinde çalışıyorum. Bu ekibin içinde İşte content delivery platformunun başındayım. İşte bu aslında bütün içeriğin sürüldüğü teknik programlama platformu olarak düşünebiliriz. Çok daha teknik bir ekip. Hani customer facing bir feature'ı olan bir ekip değil. Benim internal customer'larım var şu anda. O yüzden birazcık yine farklı. Amazon'dan tekrar o açıdan daha farklı. Daha teknik bir rol diyebiliriz. Anladım. Valla bugünkü bölüm benim için de güzel olacak. Çok merakla beklediğim bir bölüm olacaktı. Çünkü şimdi Spotify'ın ürün geliştirme üzerine bayağı bir şey paylaşıldı. Evet. İşte seneler önce bu galiba orada Agile Coach olarak çalışan birinin paylaştığı bir video bu. İşte bütün bu tribe'lar, squad'lar vesaireler aynen. İlk orada çıktı. Ondan sonra yakınlarda birkaç ay evvel bir yazı paylaşıldı. Aslında o öyle değil. Siz Spotify'ın yaptığını yapmayın diye. Ondan sonra Marty Kagan ona bir cevap yazdı. Evet. Tam böyle hani politik şeyler gibi böyle bir şey evet. olmuş. Ama hani bayağı bir materyal var. O yüzden aslında direkt şeye girmek istiyorum yani. Spotify nasıl ürün geliştiriyor? Şimdi kaç kişilik bir şirket? Oradan başlayalım yani. Ne kadar büyük bir şirketten bahsediyoruz? Tam kaç kişi bilmiyorum herhalde, buraya kadar. 1000'den fazla ama değil mi? Tabii canım. Yani tamam. Ya 20, binlerce belki. 25 milyon dolarlık bir şirket. Şu anda hani New York'ta büyük bir firma var. Şey var, ofis var. Stockholm'da zaten iki büyük ofis var. Birkaç yerde daha hani branch'leri var. Kesinlikle 1000'den büyük şu anda yani. Hani büyümeye belki de devam ediyor. Belki 10 binler. Bilmiyoruz. Tabii tabii, aynen öyle. Bakabiliriz şimdi, aslında. Çok. Peki ya bu kadar büyük, şimdi bu squad, tribe vesaire, onların ana esansı diyelim aslında ekiplere otonomi vermek üzerine. Yani yanlış yorumluyorsam lütfen araya gir ve hani düzelt. Otonomi vermek üzerine. Şimdi oradan başlayın, direkt otonomiden başlayın. Yani Spotify'ın ürün geliştirme kültüründe en azından dışarıdan gördüğüm kadarıyla otonomi çok önemli bir yerdi. Evet. Gerçekten öyle mi ve hani o sizin günlük hayatınıza nasıl yansıyor? Evet, gerçekten bu böyle birazcık da bence İsveç mühendisi kültüründen de gelen ve artık Spotify'da oturmuş bir özerk çalışma kültürü. Çok farklı. Daha önce gördüğüm hani
Şeyde de vardı işte, Amazon'da da vardı. Özellikle Amazon'da bu bir leadership prensibidir, işte ownership. Hani kendi kendine kendi stratejini geliştirebiliyor olman lazım. Kendi kendine kendi projeni üretebiliyor ve takımına çalışabiliyor olman lazım. Kimse sana işte söylemeyecek ne yapman gerektiğini gibi. Burada gündelik çalışmaya da yansıyor. Nasıl yansıyor? Şöyle mesela işte bir takımın bir tane engineering manager'ı yok. İşte sen de bahsettin. Misyonlar var. Bu missionların içinde tribe'lar var. Tribe'ların içinde de squad'lar var. Squad'lar en çekirdek, en küçük engineering grubu gibi düşünülebilir ve kendi kendine yetebilen işte designer'ından product manager'ına, front-end'inden back-end'ine kendi kendine yetebilen en çekirdek grup. Onun her squad'ın başında bir engineering manager olsa bile kişilerin people management'ını başka chapter lead'ler de yapabiliyor. Ya yani bir de chapter lead diye bir oluşum var. Mesela işte farklı squad'larda çalışan front-end'lerin başında bir chapter lead oluyor ve bu chapter lead onları lead ediyor. Ama aynı zamanda o squad'ın ayrı bir engineering manager'ı oluyor ve product manager'ı oluyor. Chapter lead'i şöyle özetlesek doğru mu? Fonksiyonel gruplar. Evet, fonksiyonel gruplar Okay. diyebiliriz. Ama Tamam. hani not necessarily takım değiller yani. Ama Okay. fonksiyonel gruplar ve onların da birer liderleri var. Böyle Tamam. olunca herhangi bir engineer squad değiştirdiğinde chapter lead'i değişmemiş oluyor. Aslında yöneticisi değişmemiş oluyor. Bu hem çok güzel, mühendis için çok iyi, daha rahat, daha transparan bir şekilde takım değiştirebilir, daha transparan günlük challenge'larını paylaşabilir. Ama product manager için execution'la ilgili, günlük execution'la ilgili herhangi bir işte challenge bir şey olduğunda bu defa herkesi inform etmek durumunda kalıyorsun. Ama bu bir trade-off. Yani hani bu yapının bence getirdiği en güzel şeylerden bir tanesi gerçekten inovasyona çok açık bir ortam yaratması. Hani otonomun olduğu sürece daha çok challenge'ın oluyor. Daha çok challenge'ın olduğu zaman inovasyona daha açık oluyorsun. Daha çok failure yapıyorsun ama hani o da seni daha hani şey bir ortama götürüyor diyebilirim yani. Daha inovatif bir ortama götürüyor. Trade-off'ları da dediğim gibi günlük çalışmada execution'la ilgili belki Peki biraz hani squad'da sıkıntı oluyor. kalabilirsek, squad'ın içerisinde farklı farklı fonksiyonlar var. Kendi kendine yetebiliyor olması gerekiyor. Squad'ın bir lideri var mı? Squad'ın bir lideri yani product manager ve engineering manager var. Hani lider olarak iki kişiyi gösterebilirsin. Okey. Ama her squad'ın engineering manager'ı yok diye anladım. Doğru mu? Not necessarily yok. Evet. Okey. Ya olabilir de olmayabilir de ama her takımın Aynen PM'i var mı? öyle. Evet. Her takımın PM'i var. Anladım. Okey. Peki bu squadlara şey nereden geliyor? Yön nereden geliyor? Buraya gideceksin veya bu şekilde gideceksin veya hedefin budur kısmı. İşte o da dediğim gibi daha özerk olmasından mütevellit biraz daha takımın kendi kendini çizdiği, herkesin kendi roadmap'i, herkesin kendi çalışma stili var. Bir tane çalışma stili ve bir tane yol yöntem, one road to go yok. Özellikle o önceliklendirme vesaire şu şekilde oluyor Spotify'da. Bence çok da iyi işleyen ve hani bu bugünkü başarının temelini de oluşturan şey o olabilir. Her quarter başında belirli fokuslar yayınlanıyor bu işte liderler tarafından. İşte bu quarter'da fokusumuz şu olacak, bu olacak. İşte business için önemli şeyler bunlar Bir gibi. örnek verebilir misin geçmiş çeyreklerden mesela? Podcast mesela, podcast hani önemli, hani ne oldu? Spotify'ın vizyonu bir müzik şirketinden audio şirketine döndü. Nasıl oldu? Artık podcast'te olan fokusla beraber oldu. Bu mesela bir focus point'ti. Atıyorum işte 5 quarter, 4 quarter önce denildi ki işte hani podcast'lere fokus oluyoruz. Böylelikle squad level'ında da düşündüğün projelerde önceliklendirmeye onların çizdiği o focus point'leri temel alarak yapıyorsun. Ama yine de sen yapıyorsun. Yine hani şey dedik ya, işte otonom dedik ya, yine senin elinde oluyor. İşte bu misyon liderleri var, tribe liderleri var, işte product group manager'lar, product liderleri ve teknik liderler var. Daha çok onlar devrede oluyor. Hani onlarla biraz daha belki review ediyorsun ve onlar sana belki yol gösterebiliyor ama hani daha böyle
yukarıdan inen işte böyle yaparız veya işte hani Amazon gibi bizim 14 tane hani leadership prensibimiz var. Çalışma yöntemimiz de budur. Böyle bir şey yok. Hani her takımın kendi çalışma yöntemi var diyebilirim. Anladım. Peki şimdi şey örneğinden devam edersek bu podcast, yani odak noktamız podcast çeyreğindeyiz diyelim. Ya belki senin olmadığın çeyrekler olabilir orada ama hani biraz örnek olarak kullanalım yani istiyorum bu yapıyı anlamak açısından. Şimdi yönetim ekibinden hani CEO'dan ve işte yönetim ekibinden odak noktası podcast diye bir şekilde geldi. Bu mission'lara nasıl bölünüyor? Şimdi mission'lar ne? Oradan başlayalım aslında. Her mission'ın aslında hani belirli bir odak noktası var. Mesela işte premium. Sadece işte premium aplikasyona fokus olan. Personalization benim de içinde olduğum mission. Tamamen kişiselleştirme ile ilgili hani türlü takımların çalıştığı bu teknik programlama platformundan customer facing bir özelliğe kadar işte Discover Weekly'ye kadar farklı takımların, oluşumların içinde olduğu misyonlar. Misyon level'ı bu. Misyonların altında product area'lar var. Onlar biraz daha core takımları temsil ediyor. İşte bu yine personalization projelerinin olduğu home takımları, search takımları gibi gibi işte programlama platformu benim yaptığım işte daha teknik hani content'in akacağı teknik platform gibi product area'lara ayrılıyor. Sonrasında da squad level'larına geçiş oluyor. Bir product area'nın içinde farklı farklı takımlar, squad'lar oluyor. Peki tribe product area'ya yakın mı oluyor yani? Tribe product area'nın bir üstü. Misyondan sonra tribe geliyor aslında. Misyon farklı tribe'lara ayrılıyor. Yine şeyle ilgili fokus olacağı client platformu olabilir veya işte ne bileyim teknik anlamda programlama platformu olup olmamasıyla ilgili olabilir. Yine hani belirli bir modelleme ile farklı fokus grupları diyebiliriz tribe'lar için. Bizim personalization mission'ında iki tribe var mesela ve işte şey bir tanesi daha customer facing feature'lara odaklanırken bir tanesi işte daha böyle programlamayla ilgili ya daha altyapıyla ilgili konularla ilgileniyor diyebilirim. Anladım. O zaman mesela sizin tribe'deki o personalization misyonunun altındaki customer facing tribe'ın altında home ve search squad'ları var mesela. Yani şey hani tam olarak o şekilde ayrılmıyor. Home ve search bizim tarafta çünkü. Ama o tarafta da ayrı bir home ve search var. Tamam, anladım. Daha hani biz daha teknik altyapıyla ilgilenirken onlar da home ve search'un aslında customer facing tarafıyla ilgileniyorlar. Anladım. Okey, süper. Aynen. Peki hep şey mi? Yani lider pozisyonunda hep iki rol mü var? Yani engineering manager ve product manager'ın dual bir şey mi var, yapısı mı? Düşünüyorum. Çünkü ben de hani biraz yeni sayılırım. 6 aydır buradayım. Aslında program manager'lar da var. Evet, program manager'lar da var işte. Operation manager'lar var mesela. İşte bu çeşitli farklı farklı projelerin şeyini, koordinasyonunu sağlayan. Tabii şirket büyüdükçe mesela bu Amazon'da çok büyük bir problemdi. Hani şirket büyüdükçe koordinasyonun çok azalıyor. Bazen aynı projeyi hep farklı yerlerde çalışıyor olabiliyorsun. Mesela o koordinasyonu yürüten operation manager'lar var. Program manager'lar biraz daha project management'a yakın bir şey yapıyor. Daha böyle dedim ya hani şeyler, liderler focus point'leri belirliyor dedim. O fokuslar belirlendikten sonra company bet'ler oluşturuluyor işte. 5-6 farklı her quarter başında company bet'ler oluyor. Company bet'lerin bet'leri support eden de projeler olabiliyor. O projelerde birden fazla takımlar çalışıyor. Onlar işte büyük projeler oluyor. İlk öncelikte her zaman o projeler oluyor bu arada önceliklendirmede. Atıyorum oraya bir altyapı ile ilgili bir şey gerekliyse sen onu hani önceliklendiriyorsun. Çünkü işte company bet için yürüyen bir proje var gibi. O projeleri yürüten program manager'lar var işte. Hani o bütün o koordinasyonu sağlayan birazcık daha project management gibi. O zaman şey diye anlıyorum yani genel şey yapısı hani misyon, focus point işte oradan tribe, product area, squad'lar vesaire o biraz daha iskelet gibi duruyor. Ama aynen. Hani squad'ların veya tribe'ların yani insan gruplarının
nasıl yönetildiği biraz ihtiyaca, kişiye aynen göre öyle şekilleniyor gibi anlıyorum. Aynen yani öyle. Okey. Anladım. Evet, evet. Aynen öyle. Zaten aslında otonom olmanın güzel bir şeyi bu. Çünkü sen kendi squad'ında da böyle yapıyorsun. Ben mesela geldikten sonra 3 ayımı takımla şeyde geçirdim yani. Acaba hangi way of working bize tam oturacak? Bütün takımı alıp götürecek. Hangisi bizi daha başarılı kılacak? Hangisini daha comfortable'ız? Takım işte döküman mı seviyor? İşte anladın mı? Şey mi hani daha böyle şey collaborative mi seviyor falan. Hani bunları çözmem hani 3 ayı buldu. Kimse bana gelip de Buket hani biz böyle böyle yaptık sen de böyle yap demedi. Ve bilerek demiyorlar yani. Hani istiyorlar ki sen de kendi çalışması. Herkes kendi yapısını buluyor. Herkes kendine aynen kendi öyle yöntemini buluyor. Peki aynen bu şeyi nasıl sağlıyor bu yapı? Başka takımların öğrendiği şeylerden senin de kendine ders çıkar mı? Çünkü orada hı-hı paralelde ilerleyen belki yüzlerce belki binlerce squad var. Hı-hı. Ve o squadlarda bir şeyler öğreniliyor. Ve tabii o öğrenilen ki şeyler nasıl paylaşılıyor birbirleriyle? Hı-hı. Hani belirli bir yöntemi yok. İşte şu şekilde işte böyle bir yıllık toplantı yapıyoruz, paylaşıyoruz gibi bir şey değil. Ama her product manager, hani ben öyle yapıyorum, çılgınca hani diğer product managerlarla irtibat halinde. Zaten hani bizim gündelik işimizin belki yarısını bu diğer product managerlarla koordinasyon oluşturuyor. Benim de ilk sorduğum sorulardan bir tanesi senin takımın için iyi yürüyen şeyler nelerdi? Yöntemler nelerdi olmuştu? Çünkü ben de bu İsveç mühendislik kültürüyle yeni tanışmıştım. Ben Amerikan şirketinden geliyordum ve hani benim de çözmem gerekiyordu. Hani ben birebir konuşmalarımda daha çok hani sorup öğrendim ama hani iyi giden başarılı projeler içinde her zaman hani bir şey olarak alabilirsin. Ama belirli bir şey yok yani. Hani biz belirli bir kulvar yok yani işte. Böyle paylaşıyoruz falan diyebileceğim. Ben daha çok birebir konuşmalarımda hani sorup öğrenmişimdir. Anladım. Peki bu otonominin yani özelliğin ilk başta bence daha önce yapmamış olan kişilerde şey etkisi olabiliyor benim deneyimlediğim kadarıyla. Alışık olamamazlıktan ötürü belki de hani bizim kültürle yani Türk kültürüne çok Türk kültürünün çok alışık olmadığı bir sorumluluk sahibi. Avrupa'da yani İsveç'te öyle bir şey var mı? Yani yoksa dakika birden otonomiye hazırlar mı? Benim takımım çok hazırdı. Başka takımları bilmiyorum ve başka mühendisleri ama kendi takımım için konuşacak olursam çok hazırlardı. Hepsi de ayrı ayrı kendini disipline eden, hani baskı altında çalışamayan mühendisler aslında. Kendi kendilerine kaldıkları noktada daha inovatif düşünebilen ve aslında söylediğin gibi o sorumluluğu da kaldırabilen tipler. Türkiye'de birazcık daha farklı, daha böyle bilmiyorum yani o kültürle mi alakalı bilmiyorum ama söylediğini anlıyorum. Biraz daha disipline olma ihtiyacı var sanki değil mi? Hani böyle alışık değil bence insanlar. O olabilir. Yani o sorumluluğun tamamen üzerinde şeyden olabilir. Şimdi söylerken aklıma geldi. Başarısız olma durumunda üstüne kalma. Ha evet. Şeyinden ötürü belki özelliği almak istemiyor olabilirler. Olabilir. Yani olabilir. Belki hani, onunla alakalı olabilir. Burada aslında şeyi de konuşuyoruz hani işte failure yapmak da bir şey yapmak. Hiçbir şey yapmamaktansa failure yapmak da bir şey yapmak ve öğrenmek. Hatta failure hani bug bulmak mesela müthiş önemli bir şey. Yani hani hiçbir şey perfect olamaz. Bir sistemde bir bug bulmak, bir şeyin kötü gitmesi çok güzel learningler ve paylaşılması gereken, diğerleriyle de paylaşılacak şeyler. Çok güzel bir şey. Farklı farklı şeyler deneyip, sorumluluk alıp failure etmek. Onu da belki biraz aşılamak gerekiyor. Bu Türkiye'de çok aşılanmıyor olabilir. Hani. Yani orada şey yapılması gerekiyor gibi geliyor bana. O alanı verdikten sonra yöneticilerin çok daha destekleyici bir şekilde hareket etmeleri gerekiyor gibi geliyor bana şu açıdan. Yani bir kere iki kere denediğimizde belki manalı bir sonuç çıkmıyorsa o manalı sonuca doğru gidecek yolu çizmeleri gerekiyor. Orada belki özellikle startup dünyasında hani büyük şirketlerde belki daha değil de startuplarda
zaman da kısıtlı, şey de hani kaynak da kısıtlı olduğu için hani hızlı bir şekilde büyük etki yaratmamız gerekiyor. Şey var, isteği Doğru. var. Orada şimdi sen mesela girdiğin takımda eminim ki yani zaten tecrübeli bir takımdı. Bu kültüre hepiniz yeni değildiniz zaten. Genelde de eminim ki onu karıştırıp veriyorlardı. Yani bir iki kişi yeni, geri kalanlar eski kombinasyonunu yapıyorlardır ama şimdi yukarıdakilerle yani yöneticilerle olan ilişkiler nasıl Spotify'da? Yani siz Çok bir flat. hedefini tamam flat ama hani hiç mi şey yok? Ya yani hiçbir şey yok da öyle de sormayayım. Yanlış bir ima oluyor da süpervizyon var mı? Veya hani sonuçta onlar daha tecrübeli product manager'lar diyelim hani senin üstündeki insan. Oradaki bilginin sana nasıl katkısı oluyor? Nasıl katkıda bulunuyorlar sana veya takımına? Şöyle, sen her quarter başında kendi takımın için goal'lar belirliyorsun. Ve o objektifleri formüle ederken, formülasyon esnasında özellikle diğer o büyük liderlerin çok büyük katkısı oluyor. İşte o noktada mesela çok iyi yol gösterebiliyorlar. İşte veya hani herhangi bir mühim dependency'm varsa hani bak bunu da hani düşün. Acaba böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Hani orada bir etkileri olabiliyor. Onun dışında zaten hani benim mesela product lead'im ayrıca onun götürdüğü bir work stream var. İşte yine o farklı çalışma hani o benim people management'ımı yapıyor ama benim sadece tek sorumluluğu bizim bu product grubu değil aynı zamanda işte farklı fokus olduğu bir work stream var ve orada öğrendiği milyonlarca başka şey oluyor. Ve hani o learning'ler de mesela bize çok büyük katkı sağlıyor ve bunları yaptığımız haftalık işte product sync'lerinde mutlaka yapıyoruz hani takım olarak. Hep beraber paylaşıyoruz. Peki mesela şu Amazon'da şeyden bahsetmişti işte 14 tane prensip var. Amazon'un prensipleri. Ama Spotify'da bu yok. Herkes kendi kendine onları şey yapmaya çalışıyor dedi. Peki ekip içerisinde şey kültürünü ve bilgisini nasıl yayıyorsunuz? İyi ürün çıkarma. Yani ürünü iyi yapmak adına bir bilgi veya bir şey vardır sonuçta. Seçenekler vardır. O tercihleri o yönün yani insanları o tercihlere doğru nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani bir iyi, ürünün iyi olması için o bilgiyi nasıl paylaşıyorsunuz aranızda? Yani şunu demek istiyorum biraz karmaşık anlattım ama ne bileyim yani bir ürünün tasarımını hani öyle bir yaparsın ki başka bir tasarımdan çok daha kolay bir şekilde çözersin veya bazı kompleksiteleri arkada çözersin ki müşteriye yansıtmazsın. Şimdi bunlar öğrenilmiş şeyler. O North Star diyeyim o şeyi ekiplere nasıl yansıtıyorsunuz? Sorunu tam anlamadım açık Karmaşık söylemek söyledim çünkü gerekirse. çok. Ama şey söyleyebilirim. Sadece ben anlatmıyorum. Yani ben işte bakın arkadaşlar product requirement bunlar. Hadi bakalım bunu build ediyoruz demiyoruz burada. Biraz daha farklı işleyen bir şey var. İşte Amazon'da working backwards dokümanları vardı. Mesela orada PRFQ'lar yazıyorduk. Son ürünün nasıl bir şey olacağı önden belliydi. PR'lar yazıyorduk. Hani vesaire. Orada functional requirement'lar da birazcık şeydeydi yani hani sen o son ürünü verirken birazcık ona da değinmiş oluyorsun. Product Manager olarak ön araştırma yapıyorsun diğer mühendislerle beraber. Burada Spotify'da mühendisler de dahil oluyor ona genelde. Ve o çıkacak olan son ürün ilk günden çok belli olmayabiliyor. Bu daha inovatif bence. Daha hani kafa açıcı bir durum olmuş olabiliyor. Ama tabii bir yandan da ben şeyi çok seviyorum. Amazon'un o working backwards işleyişi bence gerçekten çok iyi. Ve bütün red flagleri önceden şey yakalayabiliyorsun onunla beraber. O yüzden hani burada da hatta biraz daha dokümente etmeye çalışıyorum. Ama hep beraber yapıyoruz. Yani ben tek başıma yazmıyorum o dokümanı. Hani bütün grupla beraber Squad da kendi yorumlarını katıyor vesaire. Böyle bir sistem geliştirdik mesela. Anladım. Aa, Bu şey bilmiyorum mi demek bundan mı bu? bahsediyordun? Hani, bilmiyorum cevapladım mı Yok senin farklı sorunu. şekilde tekrardan deniyorum soru. Ben çok kötü sordum soruyu da. Peki şu şey mi de demek oluyor? Hani mühendislerle beraber o spekleri yazıyor olmanız veya ürünü araştırıyor olmanız aynı anda birden fazla şey yapılmadığı üzerine mi
anlamına mı geliyor? Aynı anda birden fazla şey yapılmadım. Şöyle yani, çünkü mühendisler de seninle birlikte yeni yapılacak ürün üzerine araştırma veya işte fonksiyonların belirlenmesi üzerine çalışıyor ya. Hı hı. Paralelde onların mesela geliştirdiği, daha önce belirlediğiniz ürünler üzerine çalışıyor oluyorlar mı? Tabii ki. Okey. Tabii ki, tabii ki. Şimdi mesela benim bir de Spotify'daki tecrübem teknik oldu. Ben biraz daha teknik bir iş yapıyorum. Yani hani teknik programlama platformu üstüne çalıştığım için benim yazdığım her türlü product requirement dokümanı onları ilgilendiriyor. Çünkü ben bugün şey yazmıyorum, işte bu butonu yeşil yapalım demiyorum. Ben bugün işte gRPC kullanalım diyorum, atıyorum. İşte daha farklı şeyler üstüne konuşuyoruz. Bu teknik konularda onların da çok iyi yorumları olabiliyor. Yani belki o birazcık benim şeyimle de alakalı olabilir. Daha teknik bir takımda çalışıyor olmamla alakalı da olabilir. Biz hep beraber define etmeye çalışıyoruz hani. Ya ama tabii ki hani benim paralelde götürdüğüm stakeholder görüşmeleri var vesaire ve hani çok da yardımcı oluyor bana hani o noktada. Diğer takımlardan aldığımız öğrenimler, liderlerle de paylaşıyoruz vesaire, ama günün sonunda define ederken mutlaka mühendislerin de fikrini almış oluyorum. Tek başıma yazmıyorum. Anladım. Peki bu şeylerde, odak noktalarında veya sizin sorumlu olduğunuz alanlarda business metrikleriyle besleniyor musunuz? Yani sizin şu anda üzerine çalıştığınız şey bayağı teknik bir şey ama bunun conversion'a, işte ciro'ya, işte churn'e neyse etkisi olacak diye mi çalışıyorsunuz veya öyle bir şey veriliyor mu size hedef? Aslında hani benim bütün kariyerim boyunca yaptığım şey şu: wait is shortest, job first. Orada da wait nedir? İşte customer value'sudur, bir de revenue'dur. Bu özellikle customer facing şeylerde, feature'larda geçerlidir. Ve çeşitli çeşitli farklı varyasyonları vardır bu önceliklendirme stilinin, ama günün sonunda en öncelik o wait'in customer value'sudur. Biraz daha hani product management'ın da çekirdeğinde o customer obsession'ı yedirmekle beraber, evet revenue önemli ama müşteri için üretiyorsun, customer value da önemli. Şimdi onun bir başka varyasyonu, ben şimdi teknik bir ekipte çalışıyorum, internal customer'larım var dedim. Tabii günün sonunda revenue'yu etkilemese de benim sistemimin robust ve resilient bir sistem olması diğer müşterilerimin o revenue getirecek feature'ları daha hani efektif bir şekilde üretmesine bağlı oluyor. O noktada da benim her farklı müşterimin bir value'su oluyor benim için. Şimdi benim önceliklendirmem de hani o onların ürettiği bu feature'ların revenue'sunu da dikkate alarak her biri, her bir customer value için işte bir önceliklendirme yaratmak. Yani orada benim şu anda daha dikkat ettiğim şey internal customer value, ama günün sonunda o internal customer value da onların generate ettiği revenue'lardan da etkileniyor diyebilirim. Peki bunu nümerik olarak bir şey paylaşıyor musun, yoksa genel olarak önceliklendirme adına onları da değerlendiriyorum mu diyorsun? Nümerik olarak birisiyle bir şey paylaşmıyorum hani. Yok yani hesaplamada onları nümerik olarak mı önceliklendiriyorsun yani? Benim yaptığım farklı hani nümerik analizler var. İşte onların impression rate'lerini dikkate almak. Ondan sonra şeydeki trafik oranı mesela. Müşteri onun feature'ını request ettikçe benim platformumdaki trafik oranı artıyor mesela. Ben o tür metriklere bakıp value belirliyorum. Ama işte bu farklı bir senaryoda, atıyorum işte click olabilir, dediğin gibi revenue olabilir vesaire. Benim platformum için önemli olan şey işte ne kadar trafik getirdiği, impression rate'leri vesaire, onlara dikkat al. Onlar nümerik olarak bakılıyor, evet. Anladım. Peki Spotify'ın PM'lerine baktığında eminim ki şimdi takımları da konuştuk, herkes birbirinden farklı şekillerde iş yapıyor. Tipik bir Spotify PM'i yoktur büyük bir ihtimalle de. Öyle sorayım ben yine de. Yani genel olarak gördüğünden, takım arkadaşlarına da baktığında ne gibi özellikleri var bu kişilerin? Yani ne gibi background'lardan geliyorlar? Evet, çok enteresan ve bence bu çok güzel bir soru. Çünkü ben mesela Spotify'da çok teknik kaldım. Ben teknik bir altyapıdan geliyorum. Belki biraz daha development'la birebir çalışmadan geliyorum. Spotify'da mesela birçok PM'in background'u journalist, gazetecilikten geliyor. Ve
Bu aslında çok iyi komünikasyon skilleri getiriyor onlara. Mesela çok iyi interview yapıyorlar onlar ve takımlarına çok iyi bilgi getiriyorlar mesela veya takımın ihtiyacı olan bilgiyi başkasına götürüyorlar. Bir de tabii influence etme olayı var dedim ya, hani bir projede birkaç takım beraber çalışıyor. Deadline'lar üstüne çok çeşitli negotiation'lar oluyor. O noktada gerçekten hani senin komünikasyon skillerinin iyi olması gerekiyor. Dili iyi kullanabilmen gerekiyor. Dili iyi kullanırken işte iyi influence edebilmen gerekiyor. Aslında Spotify PM'leri bence birazcık bu üç özellikte ileri seviyedeler. Biraz daha bu üç seviyede aslında evolve etmişler. Neden? Dedim ya, takım, development takımı aslında zaten ürünü geliştirirken teknik anlamda neler olması gerektiğine vesaire çok katkıda bulunuyor. Böyle olunca PM'lerin en önemli rollerinden biri negotiation olmuş. Diğer takımlarla ilişkileri götürmek ve stakeholder management olmuş. Dolayısıyla benim burada diyebileceğim şey, hani tipik Spotify PM'in özelliği aslında stakeholder management'ın çok iyi yapması diyebilirim. Ya benim gördüğüm kadarıyla böyle mesela. Evet, mesela Google'a baktığımızda PM'lerin çoğu mühendistir, değil mi? İşte bir küçük kodlama yapabilirler yani. Spotify'da böyle bir durum yok. Anladım. Peki Evet. Amazon'da nasıldı? Amazon'da karışıktı ama genelde şeydi yani, daha teknikti. Ama ya karışıktı ya, tam da orada da tek bir şeye odaklanamıyorum. Gerçi Amazon bir prototip PM olmuş oluyor. Neden? Çünkü 14 farklı leadership'i çeşitli şekillerde desteklemeni bekliyorlar. Öyle olunca birazcık her şeyden de anlaman gerekiyor. İşte mesela insisting on high standard diye bir leadership Evet. prensibi var. Onu mesela güzel doldurman için senin bir development ekibi lideriyle konuşabilmen gerekiyor. Onu da yapabilmek için tabii ki birazcık teknik bilginin de olması gerekli. Amazon'da daha karışıktı diyebilirim. Anladım. Peki Evet. Amazon'la Spotify'ı karşılaştırdığın zaman Amazon'da ya bu daha iyiydi, keşke Spotify'da da bunu yapsak dediğin bir şey var mı? Sonra da diğerini soracağım. Dokümentasyon bence Amazon'un en güzel, en iyi işleyen tarafı şeydi yani, dokümentasyondu. Bu PR FAQ dediğimiz önceden press release yazma ve işte toplantıların aslında böyle tıkır tıkır işlemesinin en önemli sebebi, biz her toplantıya bir dokümanla giderdik. İlk 15-20 dakikasını okuyarak, hani dokümanı okuyarak, yani dokümanda yazıyordu biz bu toplantıya niye geldik, hani ne yapıyoruz, işte bir suggest edeceğimiz bir şey varsa opsiyonlarımız bunlardır. Şimdi hani bu toplantının amacında da bu opsiyonlardan birini belirleyeceğiz. Her şey böyle yazılı. İnsanlar okuyor ve direkt hani konuyu tartışmaya başlıyorsun. Çok efektifti. Spotify'da biraz daha şey var. Dokümantasyonlar çok daha konuşma, yani daha çok toplantı oluyor. Daha çok hani konuşarak ve sunumlarla aslında biraz daha böyle görsel her şey. Biraz daha böyle hani mesela ben çok nerd kalıyorum bence. Hani böyle şey, biraz daha böyle daha artistik, daha böyle hani görsel her şey. Dokümantasyon evet yine önemli. Böyle işte şeyde özellikle teknik altyapılarda yeni bir feature, bir şey yapılacaksa kesinlikle dokümente edilip tabii ki diğer bütün takımların yorumları alınıyor. Ama aynı şey product management tarafında yok. Product management tarafı biraz daha sunumlarla, biraz daha konuşarak, toplantılarla ilerliyor. Anladım. Ama Evet. Spotify için mesela daha inovatif demiştin. Daha inovasyonu Evet. öne çıkaran bir Evet. şey İşte. demiştin. O Evet. mühendislerle hani şey o spek seviyesinden beri konuşmadan dolayı ya o sebepten mi sence Hem öyle? o, hem o, hem de işte mesela ne dedik? Amazon'da mesela ben bir dokümanla gittim toplantıya. 4 suggestion verdim. O 4 suggestion'ı ben daha önce belirlemiştim. Atıyorum kendi mühendislerimle. Toplantıya gitmiştim. Burada mesela öyle yapmadığım zaman aslında muhabbet ederken başka bir yere de varabiliyorsun. Veya takımla hani o 4 suggestion'ı net olarak vermediğinde daha belki inovatif başka bir şey hakkında konuşmaya başlayabiliyorsun. Yani sınırlandırmamak da
aslında seni ileriye götürebilir. Tabii. Sınırlandırma, senin aklına gelmeyen şeylere sebep oluyor. Aynen öyle. Short term value, hani o sınırlandırarak aslında çok daha çabuk ilerleyebilirsin ama sınırlandırmadığın zaman belki long term'de hani daha inovatif bir yerlere gidebilirsin. Peki. Hep işte trade-off'larla ilgili yani. Spotify'da peki yani şey yaşanıyor mu? Hani şimdi otonomun bir yine trade-off'u diyelim. Sen karar vermen gerektiği için sonuçta karar vermek de ne kadar fazla bilgiye hakim olduğun ve ne kadar fazla konuya ve dataya hakim olmanla da alakalı. Bilmediğin şeylerden ötürü yanlış karar verildiği zaman veya yeteri kadar impact yaratmayan bir şey üzerine çalışılmaya karar verdiği zaman tepki ne oluyor? Bunu hani birebir yaşamadığım için bilmiyorum. Ama bu birazcık şey gibi geliyor bana. Nasıl diyeyim? Çok olanaklı değil gibi geliyor. Çünkü dedim ya hani her quarter başında focus pointler belirleniyor. Sen de önceliklerini evet hani içerik belki farklı olabilir ama günün sonunda o öncelikleri destekleyecek şekilde yapıyorsun. Ya bir şey o noktada çalışmazsa hani bu sadece seninle ilgili olmaz aslında. Bu hani tribe seviyesinde de hani değerlendirilecek bir durum olur. Dolayısıyla yine hani senin çaban olur. Yani yine bir şeyler başka bir şey olursun. Denersin yani. Aynen öyle. Başka bir şey denersin. Ama fokus hani zaten hani çok iyi bir şekilde değerlendirilip hani bir sürü süzgeçten geçirilip sana sunulduğu için sen aslında o fokusun altını dolduruyorsun projelerle. Yani dolayısıyla başka bir şey denersin. Ya otonomi diyoruz ama bayağı bir filtreden geçip... Kontrollü otonomi. Aynen, kontrollü et otonomi. O yüzden işliyor zaten. Hani hı-hı, total hani öyle full free olsa hani kaos. Belki bu kadar iyi kaos olur aynen. Evet. Ya belli bir yere kadar zaten getiriliyor işte. Hem odağımız belirleniyor. Aynen. Hangi alana yönleneceği odak noktası belirleniyor. İşte misyon belli vesaire filan falan. Evet. Küçücük bir alan. Küçücük derken hani çok küçük olmasına gerek yok ama hani belirli sınırlar içerisinde bir oyun alanı veriliyor squadlara. Evet. Evet, benim gördüğüm bu. Belirli bir oyun alanın var. O oyun alanının içinde sen otonom olarak üretiyorsun. İşte orada verilen otonom da kimi squad'ı aşırı başarılı hale getiriyor mesela. Onlar yeni şeyler yeni çalışma yöntemleri oluşuyor. Ya yani ister Kanban çalış, ister Scrum, kimse sana hadi herkes Scrum çalışsın demiyor mesela. Sen diyorsun ki biz Kanban çalışıyoruz. Yani dediğim gibi aslında evet en güzel tanım bu oldu aslında. O önceden süzgeçten geçirilmiş fokuslarla sen aslında kendi oyun alanında hani başka bir şey de maksimum etkilemeden bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Peki kendi alanın içerisinde bir şey ship edebilmek için, canlı yayabilmek için bir onay mekanizmasından geçmeniz gerekiyor mu yoksa kendi kendinize çıkabiliyor musunuz? Benim takımım hani mesela bir onay mekanizması. Çünkü biz programlama platformuyuz. Bizim ayrıca bir onay almamıza gerek yok ama diğer takımların hani PR'larını biz merge edebiliyoruz yani hani. O da şey review edip aslında merge etmek. Öyle bir sign off durumu yok. Şu anda. O şey videosunda, bu squadların anlatıldığı videoda şey diyordu. Eğer başka bir takımın alanına girdiğin bir konu varsa onlardan isteyebilirsin. Onlar önceliklendirirse onlar yapar. Yoksa sen girip de sen de yapabilirsin. Aynen öyle. Okay. Tabii. Dokümantasyon çalışıyoruz mesela onun için. Mesela diyelim bir library yaptık. O library için aynı zamanda contributor dokümantasyonu da çalışıyoruz. Hani gün olur da birisi yeni bir entity eklemek isterse ve bizim o sırada başka bir önceliğimiz varsa hani gelen insana işte bakın bu dokümanı alın. Hani siz de kendi entity'nizi yazabilirsiniz library'e. Hani up to you diyebilmek için. Mesela o dokümantasyonları da paralelde götürüyoruz. Böylelikle onlara da daha yardımcı olmuş oluyoruz aslında. Anladım. Peki ya şu alanlarda hala tam çözemedik nasıl yapacağımızı dediğin neresi var Spotify için? Günlük execution'la ilgili dedim ya tek etki bu bence hani en büyük hani kişilerin people management'la aslında takımı manage eden kişiler farklı olunca birden fazla insanı bazen execution'la ilgili bilgilendirmen gerekiyor. Belki o birazcık böyle bir şey yaratıyor olabilir hani vakit kaybı diyebilirim. Ama onun dışında böyle hani şu anda henüz
Çünkü aslında çok kısa oldu. Hani daha 6 aydır buradayım. Ben de hala öğreniyorum falan. Henüz verdiğim bir şey yok yani bununla ilgili. Bir verdict bir şey yok yani. Hani böyle olmasa daha iyi olurdu falan. Anladım. Henüz o noktaya gelmedim. Gelmez inşallah. Aynen. Peki sen bir PM olarak kendini nasıl geliştiriyorsun? Ne gibi kaynaklar tüketiyorsun veya ne gibi yöntemlerin var? Ben çok okuyorum, çok dinliyorum. PM'liğe başladığım günden beri ben bir mühendistim. Yani ben bir elektronik mühendisiydim ve product management benim okuduğum bir şey değildi. Yani hani bunun dersini görmedim vesaire. Hep araştırdım, çok fazla kitap okudum. Hani bu sadece PM'lik, PM nasıl olunurla ilgili değil. Product manager olmak aslında içinde leadership barındırıyor, negotiation barındırıyor. Aynı zamanda teknik skill'ler, hani daha ne öğrenebilirsin? İşte data science nedir? Machine learning nedir? Hani birçok şeyi barındırıyor. Bunlara olan merakını hani küçük kurslarla, işte mesela online Coursera benim oyun alanım. Yani ben boş vaktimde girip oradan yeni bir kursa başlarım, yeni bir şey öğrenirim. Bu psikolojiyle ilgili bir ders de olabilir. İşte big data ile ilgili yeni bir ders de olabilir. Yani hani kendimi bu kurslarla birazcık geliştirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda işte bol bol okumaya çalışıyorum. Newsletterleri takip ediyorum. Mesela işte LinkedIn'de değişik gruplar var. Silicon Valley Product Group gibi. Haftalık galiba ya da aylık newsletterler paylaşıyorlar mesela. Bütün hani şeyin nabzını oradaki article'ları takip ederek tutabilirsin belki yani hani. Olabildiğince takip etmeye, okumaya, izlemeye hani çalışıyorum. Aynı zamanda şeyden bahsedeyim birazcık. Product School'dan bahsedeyim aslında. Ben ilk işte Product Management'a başladığımda sanırım o zaman Vestel'de veya Komodo'daydım hatırlamıyorum. Yani daha hani şey ilk başlarda. Hı hı. Araştırdığımda karşıma çıkmıştı Product School. O zaman sadece Silikon Vadisi'nde küçük bir okuldu. Product Manager yetiştiriyorlardı. Ve hani şey daha çok fokus da şey de hani diyelim Software Engineer'sın ve Product Manager olmak istiyorsun. Hani neleri öğrenmen gerekir gibi bir fokus noktası vardı. O zaman online dersleri yoktu. Hani bendeki şeye bak böyle VP'lerine falan işte arayıp ya işte niye online dersiniz yok işte adamlarla Skype falan yapmıştım. Hani neden işte ben de öğrenmek istiyorum ama hani ben Silikon Vadisi'nde değilim falan işte onların çok hoşuna gitmişti bu keteni. Hani keşke gelebilseydin işte New York'ta da bir ofisimiz var falan. O sırada iki ofisi var. Aynen. Ondan sonra yıllar geçti işte ben Amazon'a geldim. Bu arada hep takip ediyorum Product School'u. Onlar işte daha büyüdüler, Avrupa'da ofis açtılar. Ondan sonra online derslere başladılar ve şeyler yapmaya başladılar artık. Ne derler? Konferanslar, product konferansları yapmaya başladılar artık. O kadar gelişti ki şey, ekip ve hani takip eden insanlar. Çok yakın zamanda da benden şey istediler. Hani Buket hani artık hani learninglerim var. Amazon'da çalıştın. Hani şimdi Spotify'dasın vesaire. Hani hem webinar yaptık işte bir tane. Hem de bu yaz Product Management kursunda ben lecturer olarak çalışacağım. Oranın güzelliği şu. Gündelik hayatta Product Manager'lık yapan işte teknoloji şirketlerinde vesaire büyük şirketlerde Product Manager'lık yapan insanlardan aslında dersi aldığında onların da learninglerinden faydalanabiliyorsun. Onların yaptığı hatalardan onların hani öğrendiklerinden aslında biraz daha böyle bir paylaşım ortamı. Aldığını komüniteye geri vermek gibi düşünebiliriz aslında. Hani daha çekirdekten yeni product manager'ların yetişmesi için. Mesela o da bir opsiyon. Hani daha çok öğrenebilmek adına. Benim böyle bir şeyim yoktu. Ben öğrenemedim diğer product manager'lardan zamanında. Çok istemiştim. Ama mesela ne güzel işte böyle bir şey var. Paylaşım ortamı var. Bu da güzel bir şey mesela. Peki şimdi PM lecturer olarak yeni başlayacak olan PM'lere ne tavsiyelerde bulunursun? Çok çok şey bir soru, geniş bir soru. Ne tavsiyede bulunurum? Ya bir iki tane
sen bu mesleği yapmak istiyorsan, bunu öğrenmek istiyorsun, bu bir iki konu hani belki fark etmediğin ama göreceğin bir şey olacak diye neler gelirdi aklına? Ya ürün geliştirme ve stakeholder management herhalde iki mühim konu ve tüm bu ikisini yaparken mühendislerin birer insan olduğunu unutmamak, onlara resource gibi davranmamak aslında mühim yine. Böyle çok küçük aslında söyleyebileceğim şeyler var hani to the point. Ama yani daha yeni çekirdekten gelen ve hiçbir şey bilmeyen birine herhalde ilk anlatılacak konu ürün fikri nasıl gelir? Şeyi söylemek isterim yani ilk olarak hani ya işte müthiş bir fikrim var. Bundan çok iyi bir ürün olur falan. Böyle bir şey yok hani. Şey Önce odur, alışılmış yöntem odur. hani sen nasıl bir problemi çözüyorsun ya da nasıl bir Aynen. opportunity görüyorsun? Nasıl önemli bir problem buldun ki ona fikir üretmek için çözüm getireceksin? Yani ürün geliştirme böyle başlar. Hani ilk hani o oradan itibaren ürün geliştirme ile ilgili anlatabileceklerimi, paylaşabileceklerimi paylaşıp sonra da stakeholder management ile ilgili işte söyleyebileceklerimi söylerdim. Ama herhalde vereceğim ilk advice o olurdu yani. Önce problemi keşfet, ondan sonra çözüm bulalım. Hani benim aklıma böyle bir fikir geldi. Bundan çok güzel ürün olur gibi değil. Bu olurdu herhalde. Anladım. Ya çok teşekkürler. Vakit ayırdığın, deneyimlerini, bilgilerini paylaştığın için. Çok güzel oldu. Hem seni hem Spotify'ın ürün geliştirme stratejilerini, taktiklerini dinlemiş olduk. Umarım dinleyenler de bayağı faydalanacaktır bundan. Umarım. Çok çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.